Merhaba arkadaşlar. Bu eğitimde, bir önceki eğitimde bildiğiniz gibi tema kısmından bahsettik. Tema ayarlarını sonraki eğitimlere saklıyorum. Öncelikle benim istediğim sitenin altyapısındaki ayarları tamamen yapalım. Çünkü değişiklik ayar kısmında birçok uzun sürecek işlem var. Yani temanın ayarlarına girdiğimiz zaman bu hiçbir zaman bitmeyecek. Yeni güncelleme yapacağız, farklı işlemler yapacağız. Bunları sürekli ben kendi sistemle ilgili yaptığım tüm işlemleri tek tek sizlere paylaşacağım için tema ayarlarını şu an için es geçiyorum. Bir sonraki eğitimlere bırakıyorum. Bu eğitimde de ödeme yöntemleri, gönderim, hesap bu gibi işlemlere başlayacağız. İşte e-posta ayarları. Yani siteyi öncelikle alt tabanı komple bitireceğiz. Yani bir inşaat yapıyoruz. İnşaatı komple yapacağız, bitireceğiz. Bitirdikten sonra iç dizaynının düzenlemesine o şekilde geçeceğiz diyebilirim. O nedenle ödeme kısımlarını ayarlayacağız. Bu işlemleri yapmadan önce, tabii ki başlamadan önce birkaç tane eklenti ekleyeceğiz sitemize. Eklenti işlemlerinde eklenti eklemek için eklentiler kısmına geliyoruz. Yükle eklentiler değil, yeni ekle kısmına geleceğiz. Evet, öncelikle şu şekilde Hide Spring Methods diye bir eklenti olması gerekiyor. Bunu ekliyoruz. Kurulum işlemini yapalım. Eklenti işlemlerini ayarları yaparken ne işe yaradığını bahsedeceğim arkadaşlar. Bu nedenle etkinleştir işlemi de yapalım. Evet, şu an eklentimiz yüklendi. Şu bizim yüklediğimiz eklenti. Hatta Türkçe'ye çevirerek ne işe yaradığını da küçük bir bahsedeyim. Bu eklenti ödeme sırasında ücretsiz gönderim mevcut olduğunda diğer tüm gönderim yöntemlerini otomatik olarak gizler. Ayrıca ücretsiz gönderimin yanı sıra yerel teslim alma seçeneğiyle de mevcut tutma seçeneği içerir. Yani ürün gönderirken kısaca bahsedecek olursak bu eklenti sayesinde işte şu fiyatlar arasındaki ücretler, kargolar ücretsiz, işte 0,75 TL'ye kadar olan kargolar ücretli, ücretsiz. Bu aşamayı bu eklenti ile yapacağız arkadaşlar. Şu temanın kısmını zaten yükledik. Bunu kapatalım. Yeni ekle diyoruz. Farklı bir eklenti daha ekleyeceğiz. Ödeme yüklem kısmını ekleyeceğiz arkadaşlar. Burada sizin kimle sözleşmeniz varsa, yani WordPress'in Payeer miydi? Pay.tr mi? Öyle bir sistemle de anlaşması var diyebiliyorum. Bakayım şöyle bir tam yazılışını. Evet. Yani bunlarla da ödeme yapabiliriz. Bizim normalde sözleşmemiz, ben kendi yaptığım işlem Iziko kısmını yükleyeceğim bu nedenle. Şurada da hatta sağ tıklayalım. WooCommerce için Iziko ödeme ağ geçidi diyor. Bunu kuracağım. Çünkü burayla daha önceden yapmış olduğum bir işlem vardı. Yine bunu şimdi kur diyorum. Tabii siz hangisiyle anlaşırsanız onunla yapabilirsiniz. Farklı biriyle anlaşmadıysanız bu sistemle de anlaşabilirsiniz. Iziko'nun şöyle bir özelliği var. Şu an hali hazırda sahibinden.com'da Iziko'yu kullanıyor. Yani firma güvenilir bir firma. Aynı zamanda müşterilere farklı bir güvence veriyor. Ödeme yapıldıktan sonra müşteriye firma kendi ayrıca bir mesaj atıyor ve ürünün kendilerine gelmezse herhangi bir sıkıntı olursa ödemeniz güvence altındadır diye size haricen bir güvence sağlamış oluyor. Aynı zamanda da Iziko üzerinden tekli linkler oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Yani tek bir üründe atıyorum Facebook, Instagram ya da farklı bir yerde satış yapıyorsanız ya da işte elinizde bir tane ürün var. Letgo'ya koyunuz diyelim. Letgo'da kişi bunu kredi kartıyla ödemek isterse Iziko üzerinden ödeme linki oluşturarak kişiye kredi kartında taksit imkanı sağlıyorsunuz. Tabii bu taksitte vade kısmı ister size kalıyor ister müşteriye yansıtıyorsunuz. Bunların tamamını Iziko ayarlarında yaparken yapılır. Gerekirse orayla ilgili de yine gösterelim. Şurada Iziko'da etkinleştirildi gördüğünüz gibi. Şu an eklenti işleminden sonra WooCommerce kısmında ayarlar kısmına geliyoruz arkadaşlar. WooCommerce eklentisi daha önceden de söylediğim gibi biz hosting paketini alırken paketin içerisinde olduğu için yüklü geldi. Eğer paketin içerisinde yüklü olmamış olsaydı yeni ekle kısmına gelerek eklentiler kısmında WooCommerce'yi de yükleyecektik. Eğer eklenti olarak yani harici bir hosting kısmından alıyorsanız WooCommerce yüklü değilse bu kısımdan yükleyebilirsiniz ya da sıkıntı çekerseniz isterseniz onun erişim bilgileri bana verirsiniz. Yine video eşliğinde sizlere WooCommerce'nin haricen yüklenme işlemini de anlatırım. Ayarlar kısmına geleceğiz. Şu anda WooCommerce üzerinden
Ayarlarda genel ayarlar, işte ürünleri gönderim ve ödemeler, bunların her biri ayarını burada yapacağız arkadaşlar. Evet, adres satırına şöyle, ben de otomatik doldurma olduğu için hemen hızlı şekilde dolduruyorum. Dükkan adresi Niksar. Ülke Türkiye. Posta kodu 60.600. Şu alt kısımda normalde Wacom vereceği sıfırdan kuruyor olsaydık arkadaşlar, kurarken bu işlemleri yaptığımız için dolu gelecekti, ama şu an biz yeni kurduğumuz için, yani kurulu kısmında ayarlar yaptığımız için buraları yapmamız gerekiyor. Belirli ülkelere satıyoruz. Şu an için Türkiye'yi seçelim. Gönderim konumları, satış yaptığınız tüm ülkelere gönder. Yani varsayılan müşteri konumu mağaza ülkesi bölgesi, mağaza varsayılan konum yok, coğrafi konum varsayılan konum yok seçebilirsiniz. Vergileri etkinleştir, vergi oranları ve hesaplamaları etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Kuponları etkinleştir, kupon kodları kullanımı etkinleştir, kupon indirimlerini sırayla hesapla. Bu işlemi de yapabiliriz. Sonradan satış işlemlerinde kupon tanımlayacağımız gibi, aynı N11 gibi ürünler satıldıktan sonra indirimli kupon tanımlayabiliriz mağazamıza. Müşteri çekmek için bu nedenle kupon kodlarını kullanımını etkinleştir diyorum. Para birimi seçenekleri, para birimi bildiğiniz gibi TL bizde. Türk lirası yani, pardon. Tabii bu sizin sattığınız ürünleri yurt dışından getiriyorsanız ve dolar bazında, euro bazında geliyorsa, bu kısımdan para birimini dolar euro seçebilirsiniz. Ürünleri eklediğiniz zaman siteniz yine dolar kuru üzerinden, euro kuru üzerinden işlem yapacaktır. Para birimi solda, sağda, solda boşlukta, sağda boşlukta, solda görünsün. İşte değişiklikleri kaydet diyeceğiz. Kaydetti ama şu geldi aklıma arkadaşlar. İstediğiniz bölgede satış yapabiliyorsunuz. Ben o kısmı es geçmeyeyim. İsterseniz farklı ülkelerde de satış yapabilirsiniz. Ama biz Türkiye üzerinde ilk etapta satış yapacağımız için Türkiye'yi seçiyorum. Vergi kısmıyla ilgili vergi oranlarını hesaplamalarında farklı bir eğitim vereyim. Okuduğuma şu anda o geldi. Bu nedenle bunu pasif yapıyorum tekrar. O eğitimle birlikte tekrar aktifleştireceğiz. Çünkü onun farklı ayarları var. Sattığınız ürünlerin her birinin vergisi aynı olmadığı için öyle bir ayar yapacağız. Buradan normalde gönderim sekmesine geleceğiz, ama kuruluma şöyle bir bildirim geldi arkadaşlar. Harika harika gidiyorsunuz. Mağazanızı hazır hale getirmek için 3 adım kaldı. Bu kısımdan kuruluma devam et diyelim. Wacom vericinin muhtemelen farklı ayarlarında kurulumu yaptıracak. Sonrasında diğer kısma geleceğiz. Özellikle bunları da sizlere gösteriyorum ki dediğim gibi adım adım işlemlerin her birini birlikte yapacağız. Evet, şu kısım işte sektör, ürün çeşitleri, işletme bilgileri, tema, bu kısmı yapacağız. Burada doldurduğumuz bilgiler geldi. Sonrasında ipuçları, ürün güncellemeleri ve ilhamlar doğrudan posta adresine gelsin gibisinden kısmı seçtim ve devam et diyorum. Daha iyi bir Wacom verici oluşturun. Bir Wacom verici nasıl kullanırız? Gönderen kullanım izleme özelliği aracılığıyla hassas olmayan verileri paylaşarak iyileşmiş özellikler ve daha hızlı düzeltmeler alın. Kişisel veriler izlenmez veya saklanmaz. Saklanmazsa hayır teşekkürler diyelim. İkinci sekmeye geldiği zaman arkadaşlar, mağaza hangi sektörde faaliyet gösteriyor diyor. Moda, giyim, aksesuar. İşte biz XML ile de ürün yükleyeceğimiz için hepsini seçiyoruz. Yani tüm kategorilerde işlem yapacağız, bu anlama geliyor. Hatta diğeri seçmeyeyim. Devam et diyorum ve ürün çeşitleri kısmına geleceğiz. Ürün çeşitlerinde fiziksel ürünler, indirmeler dediği indirimlerdir sanırım. Ya da abonelik, üyelikler, rezervasyonlar, paketler, özleştirebilir ürünler değil bizimki. Sadece e-ticaret satış olduğu için devam ediyoruz yine.
Burada kaç tane ürün göstermeyi planlıyorsunuz diyor. Henüz ürünüm yok da diyebilirsiniz. 1000 artı da seçiyorum. Şu anda başka bir yerde satış yapıyor musunuz? Evet, başka bir platformda satış yapıyoruz. Kaç çalışanınız var? Bu konuları ondan az değil. Mevcut yıllık geliriniz nedir? Hatta bu ayarları devam edeyim arkadaşlar ben. Şu kısımları özellikle bu şekilde yaptım. Mağaza hangi platformu kullanıyor?